Ya arkadaşlar kaç gündür buradayım. Şimdi bir tane yeni bir oda fark ettim. Odayı da ben girdim sanıyordum. Meğersem girmemişim. İçeriye bir girdim. Neler var neler var. Az sonra onları size göstereceğim. Sabahtan beri bahçedeyim işte. Sağa sola bakıyorum. Acaba dedim hani görmediğim gözümden kaçan bir şey var mı? Sağ solu bir araştırdım. Lan sonra su deposuna baktım. Ya kafayı yedim. Bizim yaptığımız iş değil onun arkadaşlar. Ciddi söyleyeyim, işten anlamadığım için bizim işimiz iş değil. Su borularını aldım arkadaşlar. Su borularını ustamız yarın döşeyecek bundan 400 metre. Depodan buraya su çekeceğiz demiştim ya, karşıda depo var diye. Oradan buraya su çekeceğiz. Ustamız yarın gelecek, onların malzemeleri hazır. Ateş baba, neredesin oğlum? Anadolu'nun öz evladı diyorum diye kızıyorlar sana. Benim oğlum Anadolu'nun öz evladı değil mi? Almanya'nın öz evladı mı benim oğlum? Ama hem Anadolu'nun da öz evladı benim aşlanım. Babası kurban olur yanına güzel gözlerine. Hadesa bugün sinirliyim. Ya arkadaşlar gel bakayım buraya gel. Şu evin kapısını acil değişmem lazım. Beni illallah ettirdi. Evde oturuyorum, ikisi birden içeri girmeye çalışıyor. Kapıya vuruyorlar, kapı da açılıyor. Beni deli ettiler. Aha desin yaptığına bak. Bak. Yeni aldım bu çizmeyi, buraya geldim. Ama artık bizim o güzel çizmeden eser yok. Paramparça etmiş. Ne diyeyim şimdi ben bu çocuğa? Bakıyorum oğlum bu ne? Bak bu ne oğlum? Bu ne, Allah'ını seviyorsun? Bu ne? Bu ne? Niye parçaladın bunu? Niye? Niye parça? Yok gene parçalayacak. Kız bırak. Bırak gözünü seveyim. Al götür al. Hani çizme diye bir şey bırakmamışsın. Al parçala var ha. Kızmaya kızamıyorum da tatlı tatlı bakıyor, beni delirtti ya. Vallahi beni delirtti. Ayağımdakine bakın. O ayakkabının içinde şöyle çoraplar oluyor. Tamam, aldım o çorabı arkadaşlar. O çorabı terlikle geçirdim, onu giyiyorum şimdi, ne yapayım. Bizim çocuk bizi perişan etti vallahi arkadaşlar. Suyu da göstereyim size. Az sonra odaya geçeceğim, bekleyin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ya ben diyordum ya su 80 metre derinde. Ya şimdi ben köylüye sordum, öyle söylediler ama bizdeki kabahat ne biliyor musunuz? Milletin ağzıyla iş yapıyoruz arkadaşlar. Milletin ağzıyla iş yapıyoruz. Ben kendime o konuda kızıyorum. Yani kardeşim ya git bir bak daha Tayfun. Niye bakmıyorsun ki be Tayfun? Git bir bak daha Tayfun. Yok. Milletin ağzıyla iş yapıyoruz. O kadar masrafa girdik boşu boşuna. Bak içinde. Marla. Gel kızım gel. Gel gene Marla bir şeyin arayışında. Ya arkadaşlar aha bizim su şey kuyusu şurada, tamam mı? Lan dedim şunun içine dedim bir taş atayım bakayım ne kadar derinde. Şimdi bana 80 metre dediler ya. Bak şimdi bak göreceğiniz, bak şunu şimdi şuradan kaldırayım. Bak. Bak şimdi suya atayım, sesi dinleyin bak. 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 Duyuyorsunuz mu sesi? Toplasan en baba 20 metre aşağıda arkadaşlar. Lan ben de hesap yapıyorum 80 metre. Buna dalgıç pompa motoru lazım. O su orada nasıl çıkacak, maliyet öyle çıkar böyle çıkar falan filan. Ha bak gene dinleyelim, belki duymamışsınızdır. Şuradan taş bulursam gene bir tane. Falandı filandı. Bak. En baba arkadaşlar tahminim 20 metre. Onu bir ip yapmamız lazım, metreyle ölçüp öyle denememiz lazım. Yoksa anlayamayız. Bu ne oluyor mesela şimdi, fark ne diyeceğiniz. Şimdi bu daha az bir mesafede olduğu için buna kısa motorlu, hani küçük motorlar alabiliyorum. Pancar motoru diye geçiyor. Örnek o 5000 liraysa benim eski dediğim motor 15.000 lira. Bu sadece benzinle çalışıyor. Diğerine güneş paneli de lazım mesela. Anladınız mı? Yani o yüzden kendimi o kadar kızdım ki anlatamam ya. Vallahi arkadaşlar. Ya şu işlerden anlamıyoruz. Aslında anlamamakla ya senelerdir işin içinde yaşıyoruz. Öğrenmeye çalışmıyoruz. Hani öğrenmeye bir çalış daha Tayfun. Kendime çok kızdım. Gittim milletin ağzıyla iş yaptım arkadaşlar. O bir yani bir ton masrafa girdim. Ona o kadar canım sıkıldı. Sinirlendim yani. Ama ne yapalım, vardır bunda da bir hayır. Şimdi o boruyu düşeceğim. Eğer ki o boru baktım su işimi görmüyor. Zaten şu an havalar soğuk. Yaz olmadığı için gerek yok. Yazında birkaç ay sonra da gider şunun motorunu alırım. Öyle yaparım. Onu düşünüyorum. Şimdi gelin size o odayı göstereyim. Vallahi o da çok gizemli. Lan dedim. Bak şimdi şurada kapılar var ya. Arkadaşlar ben oraya girdim sandım, bak oraya ben girdim sandım, geçen baktım herhalde dedim ben bunların kapıları birleşik. Lan eve geleli 10 gün oluyor, daha o odayı ben yeni fark ediyorum.
Şimdi önümde ağaçlar vardı. Onları biraz kestim ben. Niye bunca zaman fark etmedin diyeceğiniz. O yüzden. Burası bildiğin arkadaşlar zindan gibi olmuştu. Aa, şöyle dalları malları attırdım biraz aşağıda. Şurada kapı var bak. Bir de şurada kapı var bak, şimdi göreceğiniz. Bir de şurada kapı var. Tamam mı? Bak şimdi bir de burada kapı var. Ben burayla oraya birleşik sandım. Burada ne var? Odun modun cart curt. Hatta gelin bir bakalım oraya. Daha önce gösterdim mi hatırlamıyorum da. Gene de gelin bir gidelim bakalım. Bak burayı kesmedim. Bunları da bir keseyim açılsın. Burada da böyle boru moru var. Ivır zıvır gördüğünüz gibi. Borudur. İşimize yarayacak malzemedir. Şu boru. Bu borular ne borusu? Bana bir yazın hele yorumlara. Aynı elektrik süpürgesi borusu gibi. Ne borusu bu arkadaşlar? Onu bir çözemedim. Böyle burada eşyalar var. Ama diğer taraf o şekilde değil. Diğer tarafa bir girdim. Hayvan ölüleri var. Bak şimdi göreceğiz. Gelin oraya da gidelim. Şöyle de bir keseyim birazdan ya. Burayı göstereceğimi düşünmedim de. Şimdi dedim videoda bir göstereyim. Açmadım gerek yok diye. Şimdi buradaki eşyalar ev sahibinin eşyalarıymış. O da ev sahibi götürecekmiş onları. O yüzden pek orayı kurcalamadım. O yüzden açma gereği duymadım yani. Gelin şimdi şu odayı da bir görelim. Şimdi oda çok karanlık olduğu için arkadaşlar. Benim şöyle bir fenerim var. Şu fenerimi şöyle açayım gelin. Gelin şimdi göreceğiz odanın içine. Burası bildiğin şey gibi. Gizlenmiş buraya. Bak girerken çok zorlandım şu an. Aha. O yüzden görünmüyor. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burası da bu şekilde bir oda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ıvır zıvır bir ton eşya var. Tamam mı? Aa bak, bu rafların üstüne fare pisliği dolmuş. Tasma masma var. Böyle işimize yarayacak illa eşya olur. Bir marla bakayım, bir koklasın etrafı da. Hayvanlar hisseder. Bu ne? Bu da ağızlık herhalde. Ya. Köpek ağızlığı. Bak marla bir koku aldı orada. Görüyorsunuz mu? Pist, bas. Bas kızım. Şimdi o bir şey kokusunu almıştır. Ona göre hareket eder şimdi. Dur. Dur. Bak. Hayvan ölüsü nerede ha? Bakın içerisinde fare ölmüş, kurumuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Aa, burada da böyle bir oda keşfettim. Daha yeni görüyorum ya, şaka gibi ya. Oo, bunun içindekiler ne lan böyle? Böyle şunu bir düzelteyim de. Oda batmasın. Buraları kullanacağız çünkü. Pıs pıs pıs. Gitmeyin gitmeyin lan, gelin lan, bir şey üşüyordum. Koruyun babayı çabuk. Heh. Bak. Aa, burada gene çizmeler varmış da. Bunlar hep ufak çizme ki arkadaşlar. Hadi Hades bizimkini parçaladı. Buradan kullanırız diyeceğim de. Ufak çizmeler. Dur şunu da açayım. Ha, böyle çizmeler var. Dedim, acaba işime yarayacak bir şey çıkar mı? Aa, bu ne? Oğlum fare mi çıktı oradan? Vallahi fare çıktı az önce herhalde. Köpekler inatla bakın bir yerleri kokluyor. Görüyor musunuz? Hayvanlar burada herhalde şimdi fare görüyor arkadaşlar. Fare de şunlara baktım, ufak tarla faresi değil, cardım bunları. Yani sıçan var ya, büyük. İnsanın burnunu yiyenlerden. Bak bu poşetleri hep fare parçalamış. Ve elle parçalanma dedi, fareymiş bunları. Şu neymiş lan? Daha açılmamış da dekor. Dekor diyor. Duvar kağıdı herhalde. Bak daha açılmamış bir duvar kağıdı. Dur şunu ayıralım. Aa, belki bunun evin içini yaparım. Nasıl duvar kağıdı? Tuğla desenli güzel. Yorumlara yazın bakayım. Benim hoşuma gitti. Daha açılmamış, bunu evin içinde kullanırız. Bak bunları fare parçalamış hep arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her yer fare pisliği. Burada da bir ton çizme var. Oğlum bu kadar çizmeyi kim giyiyormuş burada? Her yer çizme anasını satayım deyip kadın çizmesin. Ne gördünüz lan? Fenerin de şarjı yok. Şu poşetlerin içinde neler varmış? Bakayım. O da şimdi fare atlayacak diye korkuyorum. Biliyorsunuz mu? Bunun içinde çuvallar var herhalde. Bunun içinde bir şeyler var. Dur. Merak ettim. Bakayım şöyle bir. Karışık, bu ne? Poşet. Poşet var bak, bunları da fare yemiş bak, gördünüz. İçinde poşet. Şimdi elimi her yere sokmak istemiyorum, fare kapar mapar elimi şimdi arkadaşlar. Köpekten kuduz bulaşıyor sanıyorsunuz da asıl kuduz fareden bulaşıyor. Fareden dolayı atmak istemiyorum elimi bir yere. Aa, şu sehpayı çıkarayım da yine koyayım, güzelmiş. Şu sehpa var ya. Eve bahçeye bir yere koyayım bunu, hoşuma gitti.
Tam benlik abi, böyle bir şey yapmayı düşünüyorum zaten sağa sola. Vallahi burada çok eşya var. Daha gördüm burayı, hemen dedim elime telefonu alayım size video çekeyim. Hiç şey yapmadım bile, bu neymiş? Köpek maması çöpleri. Bir şeyler var. Öbür zıbır altta bir şeyler vardı. Burası fare dolu. Burası fare dolu arkadaşlar. Çünkü Marla inatla koku alıyor. Bak bir şeyi parçalayacak. Görüyorsunuz mu? Marla bir koku alıyor. Bak 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 bak. Kızım fare mi gördün aşkım? Aşkım fare mi gördün? Kurban olduğum. Şu neymiş lan acaba? Aşkım. Dur. Dur kendine gelecek sandı. O yüzden kaçtım Arlan. Burada fare var. Fare var, o yüzden böyle yapıyorlar arkadaşlar. Şu neymiş şu? Şimdi bilenler bir yoruma yazsın bakayım. Şu halka gibi bir şey var ya. Bak. Bunda bir şey. Oha. Marla sakin ol. Sakin ol kızım. Sakin ol. Bunda dolu mu? Yok. Ben de böyle ıvır zıvır eşyayı çok severim. Biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bu neymiş? Kireç. Aha kireç varmış burada bak. Bu kireç bizim işimizi görür. Unutturmayın bana. Ben unuturum bunu videolarda. Bana hatırladın o kireci. Sağa solda kullanırız arkadaşlar. Başka ne var? Burada akrep makrep de olur. Ondan da korkayım şimdi. Maazallah. Bu ne? Ya ıvır zıvır bir ton eşya var işte arkadaşlar. Ayırdığınız gibi. Daha buraları da temizlememiz lazım. Ayarlamamız lazım. Ha bak burası böyle güzel bikiler. Kullanabileceğimiz bikiler. Buraların hepsini temizleyeceğim, ayarlayacağım, adam edeceğim. Bu yerde böyle gördüğünüz gibi dedim, gelmişken size göstereyim ne var ne yok. Ha bak tiner de varmış burada. Tinere boşuna para verdim bak. Ha kağıt bant da var. Silikon milikon da var. Ha bak bu silikon açılmamış ha. Daha dolu kağıt bant da var. Bir sürü işimize yarayacak şey varmış da buraya bir uygun zamanda geleceğim. Şu etrafı falan toplayayım kendi işi. Oo kızım sokma. Bak bu çizmenin içinde fare olur bak. Bak aha. Aha vallahi fareyi buldu herhalde. Yok. Bak o fare var herhalde onda. Onu bir silkeleyeyim bakayım. Bekleyin. Onun içine fare yuva yapmış olabilir. Dur. Dur. Bu ne? Bak görüyor musun? Fare içine poşet moşet sokmuş bak. Fare bunların içine yuva yapmış arkadaşlar. Demek ki burada çok fare var ha. Şurada da kireç var. Vallahi bu fare başımıza bela. Fareden nefret ediyorum. Ben sevmiyorum arkadaşlar fareyi ya. Fare çünkü illet bir hayvan var ya. İnsanı bezdiriyor. Bu ne? Kömür mü bu? Kömür de var. Ha, bir ton işimize yarayacak şey varmış aslında. Ya bir testere arıyorum. Testere olsa ağaçları falan düzelteceğim. Kalın yerlerde testere yok. Evde hiçbir yerde testere çıkmadı. Gel Marla gidelim, hadi gel. Marla gel. Geç kızım, geç geç geç. Aman kızım, beni de sıkıştırmayın. Dur. Sıkıştım lan. En güzel adresin iş. Hiç detaya girmiyor, oturuyor burada. Aslanım benim. Şu bizim fener de güneş enerjili, biliyorsunuz mu? Bak bunu koymayı unuttum ben. Şunu şuraya koyayım da bir şarj olsun. Şu feneri aldım, işimi görüyordu. Ne buldun? Top mu buldun? Ateş de kendine top bulmuş. Oynuyor. Baba top buldum ya kendime. Oyuncağımı buldum ya baba. Ver bakayım. Ver. Ah. Aha. Ha oyuncağınız çıktı gene. Var var var. Haydi koş. Koş. Pıs. Vallahi mı topla oynuyorsun yok. Ben de diyorum Bades niye dışarı çıktı? O oyuncağını bulmuş. Oynuyor zaten benim aslanım. Kurban olurum ben ona. Aslında var ya. Biri demiş bana işte. Ben de aradı şimdi. Evde demiş, boşuna uğraşma. O tuvaleti banyoyu evden iptal et. Oraya mutfak yap. Hem evde yer kaplamasın. Arka tarafa demiş, tuvaleti dışarı yap eski köyde verdik gibi. Vallahi çok mantıklı. Orası da ona müsait duruyor. Yani şimdi pis durduğuna bakmayın. Temizlendim mi, tadilatı yapıldı mı öyle durmaz. Çünkü yan tarafında bir yer daha var. Orayı da kiler yaparım. Belki orayı öyle yapabilirim. Onlara şu köpeklerim, mepekler bir gelsin. Bu ustayla görüşeyim ona göre. Bir ayar vereceğim arkadaşlar. Vallahi burada fare varmış. Bak şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bak. Onu geçen gösterdim mi hatırlamıyorum da. Gelin bir görün. Ya ben bu fareden eski evlere çektim. Yani ben fare de olsa gene iyi. Tarla faresi. Sıkıntı yok. Bu cardın var. Sıçan arkadaşlar.
Bu büyük fareler oluyor ya, çizgi filmlerde görüyordunuz. Onlar gerçekte de var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bildiğin kol kadar böyle. İnsanın uyurken kulağını burnunu yiyorlar. Hatta öyle büyüyorlar ki bunların ağzında anestezi var. Senin bir yerini ısırıyor mesela, onu hissetmiyor. Uykunu da yiyorlar. O yüzden ben nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum yani. Aha. Bakın. Buraya eski sahibi bunlardan koymuş. Bak görüyor musun? Dikkat fare zehri yazıyor. Bakın kutuların içinde bak. Bunu da ilk defa ben burada gördüm hayatımda. Bunlardan koymuş. Bahçeye kadar koyduysa. Bak burada ev de yok. Ha, evi şu tarafta. Bu tarafa kadar koyduysa harbiden demek ki burada çok fare oluyor. En sevmediğim şey gene burnumun dibinde bitti. O odada da gördük, emin olduk. Her yeri parçalamışlar arkadaşlar. Vallahi her yeri parçalamışlar. Fare illet bir şey. Gitmek de bilmiyor vallahi. Onun tek çözümü kedi alacaksın. Kedi fareyi yer, köpek de kediyi yer. Öyle bir denge de kuramıyoruz. O yüzden burada kedimiz olacağız. Neyse arkadaşlar, haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gene çiftlikte gizli keşifteyim. Bakalım daha neler çıkacak karşıma. Onlar da çıktığı zaman sizlere gösteririm. Haydi hoşçakalın.